Eski Ramazan Hatıraları. Ercüment Ekrem Talu. İşte yine buğulanan gözlerimin önünde o eski Ramazanlardan biri yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Eski bir konaktayım. Konağın arkasındaki bahçede, dadımın yalvarıp çırpınmalarına önem vermeden her gün tepesine kadar tırmandığım kocaman erik ağacının altında topaç çeviriyorum. Evin içinde alışılmış dışında bir telaş var. Ben bunu bahçeye bakan mutfağın aralık duran kapısından seziyorum. Uysal, uyumlu bir ses, anamın sesi, aşçıya uzun uzun emirler veriyor. Bunların arasında benim çocukça oburluğumu ilgilendirecek tek tük cümleler kulağıma çarpıyor. Beyefendi soğuk köfteyi sever. Tatar böreği unutulmasın. Hoşafın tadı yerinde olsun. Üzümün sapları önceden ayıklansın. Ne oluyor? Ziyafet mi var? Yoksa yeniden sünnet mi oluyoruz? Bu son düşünce aklımı darmadağınık ediyor. İlk ameliyatın acısını, Yahudi hokkabazın, ince sazın, hayalin gürültülerine boğulan hıçkırıklarımı, çığlık ve inlemelerimi hala unutamıyorum. O zaman da mutfakta böyle yemek hazırlıklarına girişilmişti. Aşçıbaşı, bu ne hazırlığı? Ramazan Bey'im, ya! Koşa koşa evden içeri girdim. Kiler kapısının önünde, yerde duran bir yığın öteberiyi raflara yerleştirmeye uğraşan annem de müjdeyi doğruluyor. Bu gece Ramazan. Sen oruç tutacak mısın bakayım? Tutacağım anneciğim. Ama benim orucum öğleye kadardır. Büyüklerinkine benzemez. Öyle ya, ben ufam. Akşamlara kadar dayanamam ki. Bununla birlikte benim de pazarda gezdirici, Hacı Baba'dan alınmış, pembe pamuk püsküllü, yamru yumru taneli, odundan tesbihim var. Ben de sofu olmayı istekliyim. Cami cami ben de dolaşacağım. Ancak beni sevindiren, açıkça söylemeliyim ki, bunların hiçbiri değil. Ramazan benim için her zamankinden çok özgürlük, eğlence, zevk ayıdır. Her gece beni yatsı ezanıyla birlikte yatağa sokan, her sabah horozlarla birlikte tatlı uykumdan uyandıran zorluklardan hiçbiri yok. Okul öğleye kadar tatil. Ben de mahallenin çocuklarına kapılıp, bekçinin ardında sokak sokak dolaşacağım. Lalam'la Karagöz'e gideceğim. Bizim evde toplanan konu komşu çocuklarıyla fincan oynayacağım. Sonra uyku yenebilirsem sahur yiyeceğim. Bu ne mutluluk. Merdivenin orta sağlığındaki adam boyu pencereden uzakta yakında bulunan 4-5 caminin kandillerini gördüm. Biraz sonra önce derinden başlayıp gitgide yaklaşan tek düze bir gümleme. Üstünde gocuğu, boynuna asılı davuluyla her zamankinden daha heybetli görünen bekçinin ardı sıra irili ufaklı, entarili, takunyalı, fesli, takkeli, başı açık, pantolonlu, tam giyimli, dirsekleri delinmiş, pamuklu hırkalı, sarıklı, kalpaklı, yalın ayak, çocuk alayı konağın önünden geçiyor. Ben de onlara katılıyorum. Sağlı sollu fanuslar, kağıt fenerlerle bezenmiş tiyatro kapılarının önünde şaşkınlıktan dilim tutuluyor. Bu göz kamaştırıcı görünümü seyrederek ilanların renk renk yazılarını seçmeye, sökmeye çabalıyoruz. Abdurrezzak, Şevki, Kel Hasan'ın kumpanyası var mıydı pek hatırlamıyorum. Burada orta oyunu, ötede komedi dram 12 perde kantonlar, ip cambazları, daha ötede Manıkyan Efendi yönetiminde Osmanlı dram kumpanyası Madame Kamelya'yı ilan ediyor. Bunların arasında şaşkına dönüyorum. Yokluğumun farkına varan dadımın arkam sıra yolladığı lalam yetişmemiş olsa, sabaha dek buralarda kalacağım. Lala, beni Karagöz'e götür. Zavallı mübarek ihtiyar, hangi isteğimi geri çevirmiş ki? Kalabalık arasında beni yitirmemek için sımsıkı tuttuğu elimden çeke çeke biraz yürüdükten sonra
dumanlı basık bir kahveden içeri giriyoruz. En dipte köşeleme kurulmuş bir hayal perdesi. 60 santimetre karelik bir bölümünde göstermelik bir aslan gölgesi var. İskemdeler, peykeler dolu. Çeneleri çelikdenmiş gibi durup dinlenmeden fıstık, leblebi, kuru üzüm, kavrulmuş fındık, keçi boynuzu çiğneyen bir çocuk topluluğu da burada. Birdenbire perdenin ardında bir alev parlıyor. Derken bir gürültü, bir şamata. Korkunç bir el heyulası göstermeliği perdeden çekip alıyor. Davudi gür bir ses. 10 kere demedim mi sana sevme 9 yar? Seyircilerde o ne coşkunluk. Gözler perdede, başlar ileriye doğru uzanmış, birçok anlamlara gelebilecek sözlerin hiçbirini kaçırmamak için kulaklar kirişte. Uyumuşum. Kara gözle bitmiş. Lalam beni uyandırıp yine kolumdan tutuyor. Ayaklarım uyku sersemliğiyle kaldırım taşlarına takıla takıla aynı gürültülü yollardan eve dönüyoruz. Derinden derine yine davul sesleri geliyor. Ev halkı sofra başında sahur yiyorlar. Tabii ben de onlara katılıyorum. Ama zoraki. Göz kapaklarımı bin güçlükle açık tutabiliyorum. Zor zamanlarda hayatta kalmak için ne yaparsınız? Yolculuktasınız ve acil bir durum var. Yine de yola devam mı edersiniz? Yoksa emniyet şeridine veya kaçış rampasına mı geçersiniz? Bu kitap pek çok acıdan geçerek, umuda tutunan, zor zamanları kaçış rampasında bekleyerek atlatan birinin kaleminden çıktı. Edebiyatçı yazar Yusuf Ünal, Türkiye'de yıllardır devam eden boykot sürecini kendi hikayesinden yola çıkarak anlattı. Tarih kitaplarında bulunamayacak gerçekleri paylaştı. Her okur, okuduğu romanın bir parçasıdır. Siz de otobiyografik roman olan Kaçış Rampası'nda kendinizden çok şeyler bulacaksınız. Kaçış Rampası Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.